Mutlu akşamlar efendim. Programımıza hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in yeniden tırmandırdığı, yeniden gündeme getirdiği Sultan Vahdettin tartışması aslında yeni bir tartışma konusu değil. Onlarca yıldır mürekkep yalayan herkesin, hatta mürekkep yalamayanların bile kıyısından, köşesinden bir şekilde dokunduğu bir konudur Sultan Vahdettin olayı. Aslında Sultan Vahdettin olayı değil, resmi tarihin sorgulanması. Ecevit'in geçtiğimiz hafta gündeme soktuğu bu olay, onlarca yıldır 1950'ler sonrasında özellikle Türkiye'nin hep gündeminde, galiba daha bir süre daha gündemde olmaya devam edecek. Alternatif bu akşam tarihi, resmi tarihin sorgulanması olayını gündeme getiriyor. Bu bağlamda da Sultan Vahdettin dosyasını açıyor. Kimdi Sultan Vahdettin? Hain midir? Vatansever midir? Yoksa ürkek bir Osmanlı Sultanı mıdır? Bu akşam bunları konuşacağız. Değerli konuklarım var. Bu konuda hem uzmanlar hem de duyguları ile taraf olan insanlar var stüdyomda. Kadir Mısıroğlu'nu Türk kamuoyu yakından tanır. Kadir Bey 30'un üstünde kitabı olan bu konulardaki eserleriyle özellikle 80 öncesi jenerasyona yol göstericilik yapan bir isim Kadir Mısıroğlu. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan Meclis Başkanımız Bülent Arınç'a, Abdullah Gül'den pek çok isme tarih bilgisi bağlamında referans olan, onlara abilik yapan bir isimdir Kadir Mısıroğlu. Kadir Bey gerçekten iddialı bu konularda, arşive belgeye dayanan tezlere sahip. Bir diğer konu Erdoğan Aydın. Erdoğan Aydın Kadir Mısıroğlu'nun tam tersi bir bakış açısında, yine araştırmacı yazar, laik ya da resmi tarih söylemi çizgisinde bir aydınımız. Bir üçüncü program konuğum olacak. Onu telefonla alacağız. Çok kalabalık tutmadık çünkü konu hassas. Bu konuyu fazla böyle tartışma ya da münakaşa haline getirmeden gerçekten anlaşılır bir biçimde sunmak için çok kalabalık tutmadım. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Profesör Doktor Yavuz Ercan da uzman olarak programın başından itibaren telefon attığımızda olacaktır. Ben bütün konuklarıma hoş geldiniz diyorum ve hemen Erdoğan Bey'den başlamak istiyorum. Erdoğan Bey, siz benim bilebildiğim, sizi tanıyorum kadarı ile Abdülhamit'e belli bir peşin hükümle bakıyorsunuz. Yani Abdülhamit'e peşin hükümle bir sarı oldu. Yani Abdülhamit, o zaman şöyle sorayım. Sultan Vahdettin sizce hain midir? Vatanperver midir? Korkak, ürkek bir sultan mıdır? Önce onu tanımlayalım isterseniz. Ardından ben şunu soracağım. Hain olmanın, vatanperver olmanın kriterlerini, ölçütlerini soracağım. Ama seyirciyi tabii çok böyle ısınma turlarına girmeden, bizim programın özelliğidir o. Hemen tartışmaya başlamak için, siz Sultan Vahdettin'e nasıl bakıyorsunuz? Sultan Vahdettin size neyi çağrıştırıyor? Vahdettin denince siz refleks olarak ne veriyorsunuz hemen? Vahdettin deyince benim aklıma gelen, hakim olduğu topraklar üzerinde o toprakların onurunu, o toprakların bağımsızlığını savunmamış bir devlet başkanı, bir egemen, bir halife, bir padişah. Şimdi sorun bu olunca aslında herhangi bir kişiden söz etmiyorsak, emir altındaki bir askerden veya bir teğmenden söz etmiyorsak, bu ülkenin kaderinde bir numaralı veya birinci derecede sorumluluk yüklenmiş bir şahıstan söz ediyorsak ve bu şahsın hakim olduğu, padişahlık ve halifelik yaptığı toprakları eğer düşman addedilen veya emperyalist veya işgalci, sömürgeci birileri işgal ediyorsa, ona düşen kayıtsız şartsız topraklarının onurunu savunmaktır. Kendi kişisel tahttan gelen şeyini değil, vatanını savunmaktır. Şimdi bu açıdan baktığımızda Abdülhamit'in tablosu bu vatanın ona yüklemiş olduğu, Vahdettin'in bu vatanın ona yüklemiş olduğu sorumluluğu sahiplenmemiş,
o vatanı işgal etmiş olanların işbirlikçiliğini yapmış olan bir kişidir. Özlü olarak bu. Kuşkusuz eşittir, Türkiye eşittir, haindir. Elbette haindir diyorsunuz. Elbette şunu hemen belirtmek gereksinimi duyuyorum. Bu ülke hain kelimesinin çok ucuz kullanıldığı, hakları için mücadele eden işçinin, özelleştirmeye karşı çıkan sosyalistin, bu ülkenin bağımsızlığını savunan insanın eğer devlet otoritesiyle, devlet geleneğiyle karşı karşıya gelmişse çok rahatlıkla vatan hainine suçlandığı bir ülke. Dolayısıyla bu ifade çok ucuzlamış, çok fazla siyasallaşmış, kendi bilimsel değerini kaybetmiş bir kelime. Ama bunlardan arındırırsak kime hain denebilir? Eğer dediğim gibi bir ülkenin egemeni ise ve o ülke işgal edildiği halde o ülkeye sahip çıkmıyorsa, hele bir de o ülkede bağımsızlık için mücadele edenler hakkında ölüm fetvaları çıkarttırıp onları hain ilan ediyorsa, burada bir ihanet durumu söz konusudur. Ve bunu söylemenin onurlu bir ülkede yaşamanın sorumluluğu açısından da çok özel bir önemi olduğunu düşünüyorum. Genel bakıştan özelle geçelim ve hemen Sayın Mısıroğlu'na soralım. Sayın Erdoğan Aydın'ın değerlendirmesi, genel bakışı bu. Evet. Eşittir, haindir dedi. Siz de genelden özele geçin. Sizce Sultan Vahdettin sizce nedir? Sayın Erdoğan Aydın padişahı ordu makamında görüyor. Bir vatanın müdafası orduya aittir. Bu birinci gerçek. Padişah ordunun başı değil midir? Padişah ordunun sembolik başıdır. Türk ordusu mağlup olsa onun başı bugün reisi cumhurdur. Ordu vazifesini yapmaz yahut yapamaz her ne sebepleyse. Mağlup olursa reisi cumhuru mesul tutmak ne kadar mantıklıysa Sultan Vahidettin'i de yedi cephede mağlubiyet acısını tadan ordudan mesul tutmak o kadar mantıklıdır. Bu da kafi değil. Sultan Vahidettin'in tahta çıkış tarihini dikkate almak lazımdır onu itham ederken. Sultan Vahidettin 4 Temmuz 1918 tarihinde tahta çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Birinci Dünya Harbi 1914'te başlamış. Mondros Mütarekenamesi 30 Ekim 1918'dir. Yani ordular artık biz takat getiremiyoruz. Devam edemiyoruz bu işe silah bırakışmasını talep ettiği bir tarihle Sultan Vahidettin'in tahta geçtiği tarih arasında 4 ay vardır. 4 senelik bir muharebenin mesuliyetini 4 aylık padişahlığından dolayı Sultan Vahidettin'e ciro etmek, izafe etmek akıl ve mantıkla, maslahatla ve tarihi gerçeklerle bağdaşmaz. Bir adamın hain ilan edilmesi, hain kelimesi üzerinde mütalalarına katılıyorum. Ben de çok hain oldum, çok kahraman oldum. Bu millet bu kelimeyi kolay kullanıyor. Ama 80 sene devam eden bir ithamdır bu. Sultan Vahidettin için hiç de öyle bir işçinin hak istemesi karşısında söylenildiği gibi telakki edilemez. Resmi görüş rejim mülahazasıyla. Rejimin itibar sağlamak ve eski rejimi kötülemek maksadıyla bu sözü mektep kitaplarına kadar, bayram nutuklarına kadar 80 senedir söylemiş ve bunun doğru olup olmadığının irdelenmesine asla müsaade etmemiş. Bir virgül neye göre hain? Siz biraz daha genelden özelle geçelim. Yani Sultan Vahdettin ne yapmıştır da hain diye itham edilir hale gelmiştir? Geçelim ama Sayın Mısıroğlu'nun şu ifadesine bir düzeltme yapmak gerekiyor. Gerçekten de ifade ettikleri gibi ordu yenilmişti. Esas olarak devlet mekanizması yenilmişti ve Vahdettin'in devletin başına gelmesi tam da bu dönemecin eşiğinde söz konusu olmuştur. Fakat sözünü ettiğimiz kişi dediğim gibi herhangi bir teğmen veya maliyede bir memur değil. Bu devletin başı aynı zamanda Osmanlı devlet sistemi gereği yetkisini dinden almış peygamberin devamcısı olan ordunun mutlak komutanı, her yere basılacak mührün gerçek sahibi, başbakanı atamanın, ordu komutanlarını atamanın, hangi kişinin nereye müfettiş olacağını saptamanın belirleyici noktası. Şimdi eğer siz böyle bir konumdaysanız, böyle bir misyon yüklenmişseniz, sizin herhangi bir küçük rütbeli subay veya herhangi bir memur gibi kendinize mazeret üretme veya sizi savunanların sizin adınıza mazeret üretme yetkisi yoktur.
olayın bu ayrıntısı çok çok önemli. Buradan ayrıntısına geçecek olursak. Ayrıntıya evet. Aslında İngiliz belgelerinden hareketle bu işin adını koymak aslında çok kolay. Eğer ki İngiliz belgeleri Vahdettin'in İngilizlerin kendileriyle işbirliği yapmak doğrusunda defaatle yenilen taleplerinden söz ediyorsa, eğer İngilizlerin gelip bu ülkeyi işgal etmesi, bu ülkede tek yetkili olması doğrusunda taleplerde bulunduğunu iddia ediyorsa, dolayısıyla aslında çok açık bir kukla, bir işbirlikçilik, dolayısıyla da vatanın sorumlu açısından da bir ihanet durumu söz konusudur diye düşünüyorum. Şimdi Vahdettin'in 30 Mart 1919'da Sadrazam Damat Ferit vasıtasıyla İngilizlere şu teklifi yaptığını daha sonra, yani Mustafa Kemal öldükten sonra öğrendiğimiz Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgelerinden öğrenebiliyoruz. Ne diyor? İngiltere, aradan şeyleri atlıyorum, gerekirse cümlenin bütününü okuyacağım. İngiltere, lüzum gördüğü yerleri 15 yıl müddetçe işgal edecektir. İngiltere, lüzumu görülen yerlere İngiliz müsteşarlarının sultan tarafından tayinine muvafakat edecektir. Bundan başka İngiliz hükümeti her vilayete birer İngiliz konsolosu tayin edecek ve bu konsoloslar 15 yıl müddetle vali nezdinde müşavirlik vazifesi görecektir. Evet. Maliyeyi kontrol edecektir vesaire. Bu doğrultuda çok miktarda İngiliz belgelerinde, İngiliz önceden gizli olan sonra açılmış arşiv belgelerinde not vardır. Yani işbirlikçi diyorsunuz. Benim dememe gerek yok. Buradaki ifadeler hasla bunlara Sultan Vahidettin'in evet dediğine dair bir şey göster. Düşman kendiliğinden ölçer biçer. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım der. Biz burada Sultan Vahidettin'i kendinden sadır olan fiillerle muhakeme etmemiz lazım. Nedir o fiiller? O fiiller, diyecekler onlar şimdi, fetva çıkarttı Mustafa Kemal aleyhine. Ama Mustafa Kemal'i gönderen de o. Onları ona görmemiş. Birazdan gireceğiz. Evet. Yani Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderen de o diyorsunuz. Sultan Vahidettin ithamı fetva bir. İngiliz gemisine binip kaçması iki. O söylemiyor, ben söyleyeyim. Yoksa harbin mağlubiyetinden dolayı Sultan Vahidettin'i şimdiye kadar hiçbir Kemalist, hiçbir resmi görüş sahibinin İtham ettiğine ben rastlamadım. Yazılmış ne varsa az çok gördüm. Bunu da ilk defa duyuyorum ki harpten Sultan Vahidettin mesul. Paşalarından biri de Mustafa Kemal Paşa. Yıldırım Ordular cephesi kumandanı. Bir haftada İngilizler bugünkü vatanımızdan daha büyük bir araziyi ellerine geçirdiler. Şam'da Cevat Paşa tellal bağırttı. Bir kolordu kumandanı olan İsmet Paşa'yı tellalla arattı. Bu bozgunun sahibi olan paşalar ortada, isimleri belli. İstanbul'da henüz padişah olmuş Sultan Vahidettin'i askeri mağlubiyetten mesul tutmak benim doğrusu hiç karşılaşacağınız ummadığım, hayatımda böyle bir iddia ile karşılaşacağımı ummadığım benim için bir sürpriz oldu. Böyle hemen, bir şey yoktur. Hemen, mantıken de yoktur, Yavuz, fiilen de yoktur. Evet. Böyle bir iddia resmi yayınlarda bile yoktur. Yavuz Ercan, Sultan Vahidettin siyasi faaliyetlerinden itham edilmiştir. Onları konuşalım. Evet, Profesör Doktor bırakın. Profesör Doktor Yavuz Ercan, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi, Devrim Tarihi öğretim üyesi. Sayın Ercan. Evet. İyi akşamlar. Ben hemen size de aynı soruyu yöneltiyorum. Hayır, hepinize iyi akşamlar diliyorum ben de ve iyi yayınlar diliyorum. Sevgili hocam, Sultan Vahdettin siz nereye oturtuyorsunuz? Hain denilebilir mi? Korkak mı demek lazım? Ürkek mi demek lazım? Vatansever mi demek lazım? Bir de tabii ben birazdan gireceğim. Türkiye gibi rejim değişikliği olan ülkelerde hainler çok olur. Malumunuz Kazım Karabekir gibi İstiklal Savaşı kahramanı olan bir büyük insan bile terakkiperver fırka olayından sonra meydana gelen İzmir suikastı davası sonrasında idama mahkum edildi. İsmet İnönü bile onu kurtarmaya çalışırken neredeyse tutuklanıyordu. Ama aynı Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal döneminde idama mahkum edilen Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal sonrasında, hemen sonrasında 38'de İsmet İnönü tarafından milletvekili adayı yapıldı. 46'da meclis başkanı oldu. Bununla şuraya gelmek istiyorum. Tarihe
ideolojik sembollerle, duygularla yaklaşmak ne kadar doğru? Tarihe o günün koşulları, şartları ile değil de bugünün bakışıyla ya da peşin hükümlerle bakmak ne kadar gerçekçi? Aradan 82 yıl geçtikten sonra resmi tarihin sorgulanması doğru bir şey değil midir sizce? Buyurun sevgili hocam. Her şeyden önce kısa bir açıklama yapmama izin vermenizi istiyorum. Buyurun efendim. Bilimi dogmadan ayıran en önemli özellik bilimlerin tartışmaya açık olmasıdır. Yani tartışılmayan şey bilim değildir. Tarihte bir bilim olduğuna göre tarihin konuları da elbette tartışılacaktır. Ancak tarihimizin araştırılmamış daha binlerce konusu varken adeta Türkiye'nin gündemini değiştirircesine Vahdettin'in hain olup olmadığını tartışmak bence zamansızdır ve yersizdir. Bugüne kadar yazılanlar ve yapılan araştırmalar sonucu konu yeterince kesinlik kazandığından böyle bir tartışma aynı zamanda gereksizdir. Nedir o kesin olan? Kesin olan Vahdettin'in ihanetini belgeleyen belgelerin sayısının onlarca değil yüzlerce olduğu. O belgelerden birkaç tanesini sunar mısınız? Kadir Bey cevap verecek. Yalnız konuşmam bitmedi henüz. Hayır hocam tabii yani ben ama çok direkt olarak konuya girelim. Tabii, ihanet belgelerini lütfederseniz. Gelenlerden bir iki tane söyleyeyim. Lütfen buyurun. Vahdettin İngiltere Kralı 27 Mayıs 1920 tarih. 5. George'a mektup yazıyor ve mektubunda diyor ki anlaşmanın bağımsız bir devlet kavramıyla bağdaşmayan maddelerinin hafifletilmesini istiyorum. Dikkat edin, bağımsız bir devlet kavramıyla bağdaşmayan maddelerin kaldırılması değil, hafifletilmesi. Ve buna karşılık George'un cevabı, 5. George'un cevabı bir hafta sonra gelecek, 5 Haziran 1920'de. Şöyle diyecektir o da, Türkiye'nin geleceği müttefik hükümetlerin elindedir. Bu hükümetler hakkaniyetli bir barış anlaşması yapılması konusunda uzun ve sabırlı bir çaba göstermişlerdir. Toprakları işgal edilmiş, halkı tutsak edilmiş bir ülkeye nasıl hakkaniyetle barış anlaşması yapılıyor o ülke üzerinde? Bunu da tabii anlamak zor. Ancak Vahdettin'in, Sayın Aydın'ın da söylediği gibi İngiltere ile, İngiliz hükümeti ile işbirliği yapma konusunda daha pek çok örnek bulmak mümkün ama şu anda tabii hepsini hatırlamak Kadir Bey buyurun. Olamıyor. Bu söylediği şimdi, hiçbir şey değil. Hiç. Yüzlerce delili olan adam öyle bir delil ileri sürer ki yüzden seçer en vurucusunu. Tabiat kanunu gibi itiraz edilmez bir şey söyler. Mağlup bir devletin padişahı ne diyecek hafifletmekten başka? Ama bunların hepsi mağlup devletin subayı değil miydi? Buyurun, o kabul anladık. Etmedi ve savaştı, mücadele etti. Tek tek konuşalım efendim. Evet. Anladık. Hafifletilmesini istemiş. Tabii böyle oyalayacak. Bilmediğiniz bir gerçek Mustafa Kemal'le anlaşmış. Onu Anadolu'ya göndermiş. İşte genelkurmayın vesika istiyorsun. 150 sayı devam etmiş olan Harp Tarihi Vesikaları Dergisi. Şu birinci cilt 28 tane vesika ihtiva ediyor. Ne var efendim? Bunların şimdi? Hepsi Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilişine, kendine verilen selahiyetlere ait vesikalar. Bunlara cevap vermeden böyle ulu orta. Pardon, padişahın... Açalım bu konuyu. Mustafa Kemal'i Samsun'a Sultan Vahdettin mi hem gönderdi? Hem nasıl? Para vererek, ferman vererek. Mustafa Kemal nutkunda birkaç şeyi söylemez. Mesela İngilizler kendisine dizbağı nişanı vermiş. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Politikada 45 Yıl isimli kitabına bakın. Yakup Kadri de mi Mustafa Kemal aleyhtarıdır ki dizbağı nişanının İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında münakaşa mevzu olduğunu anlatır uzun uzun. Celal Bayar 100. yaş gününde aynı şeyi anlatır Tercüman gazetesine. Bu da mı Mustafa Kemal'in aleyhinedir? Ama bu nutukta yoktur. Nedir? Padişahın fermanı da yoktur. Mustafa Kemal Paşa kendi yaptıklarını kendi görüşüne göre anlatmıştır.
O bir hatırat mahiyetindedir. Hatıratların hepsi hissidir. Tarih için ancak bir malzemedir. Padişah fermanın içeriğiydi. Ben okuyayım sana verdi. Ben onu ilk defa yayınladım 1965 senesinde. Necip Fazıl da benden aldı. Sonradan Vahidettin hakkında kitap yayınlayanların hepsi de benden aldı. Sultan Vahdettin'in Mustafa evet. Kemal'e verdiği... Verdiği paraya makbuzu da var burada. 65'te yayınladım. Yarış atlarını satarak geri çağrılması ise gene bu harp tarihi vesikalarında. Bakınız 17 numaralı vesika burada. Diyor ki İngilizler seni geri çağırmak için bize baskı yapıyor. Mecburuz diyor. Nazır diyor ki şurada siyahla kalem için, çizgi için almış. Bu harp tarihi vesikalarında. Nazır diyor ki kalemine bunu kaldırın yeni bir telgraf çekin. Mukarreratı hükümet icabı seni çağırıyoruz. İngiliz baskısını böyle resmi yazıya dökmek ayıptır. Bizim için utanılacak bir şeydir diyor. Ama bu çekilmeyen telgraf da orada kalmış. Genelkurmay bunu 17. vesika olarak burada neşretmiş. Bütün iddiaların cevabı bu vesikalarda var. Bunun için sabaha kadar konuşmak lazım. Bak vesikanın aynını neşrediyor. Ne hiçbir mütalaa yok. Hiçbir mütalaa yok. Hangi meselede Sultan Vahidettin'i itham edeceklerse bu burada olmaz İngilizle konuşması. Hangi meselede itham edeceklerse Genelkurmay'ın yayınladığı harp tarihi vesikalarıyla cevap vereceğim. Bu gönderilişine ait vesikaları ihtiva eden birinci cilt. Gönderilişi konuşalım. Böyle 150 tane cilttir bu. 150 Yavuz tane. Bey, ya Sayın atıyor. Ercan. Bir saniye. Sayın Ercan siz Mustafa şimdi, Kemal'in Vahdettin tarafından gönderildiğini kabul ediyor musunuz? Samsun'a. Ben bütün konuşmaları Kadir Mısıroğlu'nunki başta olmak üzere saygıyla sonuna kadar dinledim. Araya girmedim, saldırganlık yapmadım. Eğer doğru bir bilimsel bir tartışma bir şey yapacaksa söyle. Sayın Mısıroğlu buyurun hocam. Lütfen sözümü kesmesin, hocam, buyurun beni lütfen. Dinlesin, ondan sonra kendi bildiklerini söylesin. Şimdi ben daha sorunuza cevap vermeden önce kısa bir giriş yapayım dedim ama söz ağzıma tıkadılar. Estağfurullah, buyurun hocam. Mısıroğlu tarafından tıkandı. Hocam buyurun lütfen. Şimdi şunu söylemek, peki meseleye şu açıdan bir de bakalım. Sözü edilen yıllarda iki taraf var biliyorsunuz. Biri ülkeyi işgal edenler ve Mısıroğlu'na göre tabii işbirliği yapmayanlar ama bana göre İngilizlerle işbirliği yapan Osmanlı hükümeti, bu bir taraf. Diğeri ise işgalciler ve işbirlikçilerine karşı bir bağımsızlık savaşı veren Atatürk ve arkadaşları. Bu durumda siz Vahdettin hain değil derseniz bu söz Atatürk haindir anlamına gelir. Hep sığındığınız çünkü, budur. Bu o demek değildir. Batıl makusun aleyh olmaz. Mantığa davet ediyorum seni. Sayın falan Öncüman, hain değildir demek. Ona hain diyen haindir demek değildir. O beni mantığa davet ediyorum. Ben onu kibarlığa davet ediyorum. Efendim, nasıl üniversite hocasısın rica ederim. Ben onun hiçbir şeye uymayan mantığa, tarihi gerçeklere senin uymayan sözünü sen bana ördek dedin hikayesine dedim. Benzer. Araya hep Mustafa Kemal'e itham ediyorsunuz. Sözümü keserek konuşuyor. Şimdi böyle bilmiyorum böyle hocam, devam edin bir saniye Kadir Bey lütfen. Devam edin hocam. Şimdi ne dedik? Eğer siz Vahdettin hain değil derseniz Atatürk hain demektir. Bu kadar açık ve kesin. Çünkü çatışan iki taraf var ve çatışan taraflardan her ikisi birden vatansever ve milletsever olamaz. En azından bu söz Türk bağımsızlık savaşı için son dakika. Muazzaa var aralarında. Şimdi iki hem idam hükmü vereceksiniz, idam fetvası çıkaracaksınız, yayınlayacaksınız. Hem mahkum edeceksiniz, hem Ali Galip'i gönderip öldürtmeye kalkacaksınız. Hem Ahmet Anzavur'la ayaklanmalar çıkarıp durdurmaya çalışacaksınız. Hem İngilizlerden Anadolu'daki Kemalistlerin hareketini önlemek için birlikte hareket edelim diye teklifte bulunacaksınız. Ondan sonra kalkıp ona başka bir sıfat arayacaksınız. Sayın Ercan, Sayın Ercan bir saniye, bir saniye. Bir tek sıfatı var. Sayın Ercan bir saniye. Şimdi Sayın Mısıroğlu'nun belgeler, elimde belge olarak sunduğu şeyler var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün Sultan Vahdettin tarafından fermanla ve para verilerek Samsun'a gönderildiği, çok bu sadece Sayın Mısıroğlu'nun iddiası değil.
bu gerçekten resmi tarih söylemine karşı çıkan herkesin dillendirdiği bir olgu. Onlarca yıldır bunları ben mülkiyede talebi siyasalda öğrenciyken bunları ta o günlerde biz de konuşur tartışırdık sevgili hocam. Yani bu konuda sorgulama en azından sorgulama şimdi, gereği hissetmiyor musunuz? Efendim tabii elbette. Ben en başta sözümün başında söyledim. Tarih bir bilimdir. Bilimin de özelliği tartışılmasıdır. Tabii ki Türk tarihi bu bizim tarihimiz. Elbette onu da tartışırız, konuşuruz. Yalnız bu... Hayır böyle bir şey var mı yok mu? Onu netleştirelim. Resmi tarih kavramına ben ifadesine katılmıyorum. Şimdi bir ülkenin resmi tarihi gayri resmi tarihi olmaz. Bir ülkenin tarihi vardır. Ha, saptırılmıştır, çarpıtılmıştır veya objektiftir, doğrudur ama vardır yani. Bunu eğer devlet görevlisi olan birisi yazmışsa ona resmi tarih diyorlar. Özel sektörden diyelim birisi yazmışsa, amatör biri yazmışsa ona gayri resmi tarih diyorlar. Hayır, bunu ben sadece hayır, bunu eski başbakanlardan demokratik solcu olarak bilinen onlarca yıldır bu uğurda mücadele eden Bülent Ecevit gibi biri bile söylüyor. Yani bu sadece onun bunun şunun ifadesi değil. Demokratik solculuğu tescilli onlarca yıldır laiklik bağlamında tescilli Bülent Ecevit söylüyor. Bunun da bir anlamı olsa gerek değil mi hocam? Şimdi Ecevit'in söyledikleri aktif politikadan ayrıldıktan sonra aktif politikayı bıraktıktan sonra ya sonra tarihe merak salmış olmasının sonucudur. Diyorsunuz. Elbette peki şeye cevap verin. Samsun'a gidişe cevap çok, verin. Özür dilerim sesiniz çok yavaş geliyor. Hatlarda galiba bir sorun var. Samsun'a gidişi sorgulayalım isterseniz. Mustafa Kemal'in Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gidişte. Atatürk'ün Samsun'a gidişinin nedeni Doğu Karadeniz'de çıkan olaylarla ilgili o meseleyi görmek, anlamak ve çözmek içindir. Yoksa altına şu kadar Maraş Yağı'nın Anadolu'ya geçtiğine koyuyorlar. Kurtuluş Savaşı'nı başlat gibi buna inanın ki herkes güler yani. Evet. Yani gerçekten samimi olan herkes güler. Bir virgül yani, bir virgül koyalım şudur. Erdoğan Bey sizin bu konudaki katkılarınızı alalım. Aslında bence de olay belgeleri incelediğimizde çok açık. Şimdi İngilizler Osmanlı Devleti'ni kontrol altına almış vaziyettedir. Vahdettin ve Vahdettin'in atadığı başta damat Ferit olmak üzere İngilizlerle mümkün olabilen en iyi uyumu sağlamaya ve İngilizlere yamanarak İngilizlerle işbirliği içinde kendi çünkü tahtını kendi tahtını korumaya çalışıyor. Şimdi bu ortamda doğuda özellikle doğuda kontrol dışı gelişmeler olmaya başlıyor. İngilizler bekledikleri denli hızlı bir şekilde silah toplatmayı başaramıyorlar. Bu arada müdafaa-i hukuk cemiyetleri kuruluyor ve giderek Anadolu'da bir dizi yerde bir direniş, işgale karşı bir itiraz ki insan olanın herkesin yapması gereken. Ülkenizde bir saldırı, bir işgal varsa ona itiraz etmek padişah olmanız da şart değil, insan olmanız için yeterlidir. Ama padişahsanız bunda 1000 kat, 100 kat daha ağır bir sorumluluğunuz vardır. Ve Anadolu kaynamaya başlamıştır. İngilizler bundan şiddetle rahatsızdırlar ve İngiliz raporları ısrarla İstanbul'a, İngiliz sömürge yönetimine Anadolu'da bir şeylerin ayaklarının altından kaymakta olduğunu söylemektedir. Bu durumda söz konusu bölgeye, oradaki komutanlara sözünü geçirebilecek, kendilerine güvenebilecekleri bir işbirlikçi subaylar gönderilmeye çalışılmaktadır. Niçin Mustafa Kemal seçiliyor? Çünkü Mustafa Kemal'in Almanlarla İttihat Terakki İşbirliği sonucunda bu ülkenin 1,5 milyon evladının toprağa gömülmesine neden olan sürece bir itirazı vardır. Peki, çünkü sen şöyle bir kayıt var. Paşa, Vahdettin'den Mustafa Kemal'e. Hem de Fahri Rıfkı söylüyor. Senin bu ülkeye yapacak daha çok büyük hizmetler yaptın ama yapacak çok daha büyük hizmetler var. Sıra onda. Şeklinde vatanı kurtarabilirsin. Yaptıkların bu kitaba geçmiştir diyor. Dikkat ettim diyor. Mustafa Kemal'den naklen Fahri Rıfkı Çankaya da söylüyor. Elinin altındaki bir tarih kitabıydı diyor. Şimdi sıra emmiyim hizmetine geldi. Bu vatanı kurtarabilirsin. Çünkü kendisine bu sözü söyledikten sonra da verilmiş olan fermanı okuyayım müsaade buyurulursa. Evet. Yaverana şehri yarimden Erkan-ı Harbiye Mirlivası Mustafa Kemal Paşa'ya Harbi Umumi'nin müttefikin hesabına ziyağı üzerine tahassül eden vaziyeti siyasiye ecdad-ı izamın mülkünü ve makam-ı hilafet ve saltanatımı müşkül ve tehlikeli bir sahaya sarık çok sürüklediğinden uzunsa... kısa
Hükümeti Seniyye'nin kararı veçile. Tayin olunduğunuz mıntakada asayişi temin, dikkat buyurun, marazayı şahaneme mugayir ahvalin hudusunu men ile cümleten def-i saile bezlü cehdü gayret ederek milletimizin masuniyetini teyit ve mülkümün eyadi-i mutaarrızıyından, taarruz eden ellerden tahlisi için, kurtarılması için yek vücut olarak hareket edilmesini selam-ı şahanemle asker ve memurine ve ahaliye, sırf kendisine askeri bir vazife verirse askere der, asker ve memurine ve ahaliye tebliğini irade ettim. Padişah ferman. Evet. Ne şimdi, kadar para veriyor Mustafa Kemal'e? Bence bu kararı yorumlayalım. Bu kararı yorumlayalım. Hükümetin kararı diyor. Yorumlayacağız ama yalnız, yönetmenim yalnız, uyarıyor. Yanlış anlaşılma. Hazırlık yapın. Padişah meşrutiyet padişahıdır. Yani kararı İngilizlerin hükümet verir. Önünde İngilizlerin isteğini yerine getirmekten söz ediyor. Bir virgül. Yönetmenim uyarıyor. Önce reklama girmem lazım. Değerli seyirciler, bu güzel tartışma kısa bir reklam arasından sonra. Sultan Vahdettin'i konuşuyor, tartışıyoruz. Kadir Mısıroğlu, Erdoğan Aydın stüdyoda, telefonda da Profesör Doktor Yavuz Ercan, program konuklarım. Evet, Erdoğan Bey, sizinle devam ediyoruz. Kadir Mısıroğlu'nun söylediklerine yanıtınız olacak galiba. Benim okuduğu belgeyi mevcut diğer belgeler, yani padişah fermanı ile Mustafa Kemal'in Samsun'a gittiğine dair fermanın içeriğini okudu. Yani Osmanlıca'yı sadeleştirecek olursak, orada hükümetin kararını uygulamaktan, asayişi temin etmekten, mülküne, dikkat edin, vatana değil mülküne. Çünkü maalesef padişahlık rejimi, yani cumhuriyetle def ettiğimiz padişahlık rejimi mülktür. Hayır. Bu bir realitedir. Mülk ile vatan arasında niteliksel fark vardır ve insanoğlunun dünya çapında mülkten vatana geçmesi, kuldan yurttaşa geçmesi bir devrimdir. O kul da teba manasındadır. Kelimelerin böyle... Yurttaş teba manasında değildir. Yurttaş, evet, hak ve özgürlükleri olan. Deyimlerine bakın bakalım. Bence belgeye gelelim. Senin dediğin gibi olsa İslam'a aykırı olur. Belgeye gelelim. Zaten insanlık İslam'la, Hristiyanlıkla olmaz. Allah'a kuldur. Dünya bugün İslam'la, Hristiyanlık'la, Yahudilik'le yönetilmiyor. Laiklik dediğimiz insanlık kazanımı zaten böyle bir anlam taşımaktadır. İsrail'e git bakalım öyle mi? Ben belgeye gidelim. İsrail'de şu Orta Doğu'nun başına bela olan bir rejimdir. O da ayrı bir sorundur. O da onun ayıbıdır. Evet. Şimdi gelelim şeye. Hükümetin kararından söz ediyoruz. Asayişi teminden söz ediyor. Mülküme taarruz eden ellerden beni kurtarmasını söz ediyor ve ahalinin de dizginlenmesini sağlamaya çalışıyor. Hayır, ahaliye Mustafa bu kurtarmayı selam-ı şahanemle birlikte tebliğ et diyor. Şimdi gelelim ne İngiliz ahalisi belgesine. Komiser, İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltrop 21 Nisan 1919'da, yani Mustafa Kemal'in gönderilmesi öncesi hükümetle görüştükleri, padişahla görüşmelerinden talepleri. Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Sivas kesimlerinde askeri durum iyi değil. Onun kastı, bana bir itiraz var, orası kaynıyor. Terhis ve silahların teslimi işinin yavaş gittiği, çeşitli kaynaklarından öğrenildiğine göre bu kesimlerin baştan başa şuralar kurduğu, yani halk meclisleri kurduğu, şuralarda ordunun denetimi altında asker topladıkları, yani bir kurtuluş savaşı, onurlu her insan yapması gereken bir iş yapılıyor. Ve bu durum İngilizleri rahatsız ediyor. İngilizler evet, gelip işbirlikçilerin yakasına yapışıyorlar. Burada bir şeyler oluyor, burayı dizginleyin diyorlar. Ve o yakasına yapıştıkları insanlar da oraya gidebilecek, oradaki hem komutanlara hem de askerlere hem de ahaliye söz geçirebilecek, prestiji olan ama İttihat Terakki ile Almanlarla bir içli dışlı ilişkisi olmayan insan arıyorlar. Bu insan ve Mustafa nitekim, Kemal. Bu insan Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal gibiler. Mustafa Kemal de bu çerçevede oraya gönderiliyor. Çünkü Mustafa Kemal Kazım Karabekir'in dinleyeceği, çünkü Mustafa Kemal prestiji çok yüksek olan Çanakkale'den ve diğer yerlerden, dolayısıyla Mustafa Kemal'i böyle bir misyonla gönderiyorlar. Evet. Nitekim Mustafa Kemal hatıratında Vahdettin'in ondan talebini yorumlarken, aslında benden istediği kendi mülkünü korumak ve kendi güvenliğini sağlayacak bir zemin yapmaktı. Benim için de bu bir fırsattı. Kadir bu Bey, fırsatla gidip ulusal kurtuluşu başlatabilirdim. Anladığını söylüyor. Nutuk böyle demez.
Hatıralarında Lütuf aynen böyle hatıralarında ne diyor aynen efendim? Böyle diyor. Evet buyurun Kadir. Demeyeceğine sana Maraşalı şahit göstereyim. Maraşal milli mücadeleye Fevzi biraz Çakmak. Geç katılmış. Maraşal Fevzi Çakmak. Maraşal Fevzi Çakmak'ın meclis kürsüsünden konuşmasından bir iki satır okuyayım sana da anla sen nutku aklında kalmamış. Ben sana nutuktan öyle şeyler söylerim ki şaşar kalırsın. Siz nutku baş tacı edersiniz de okumazsınız. Ben onun eski yazının üstasını lise talebesiyken okumuş notlar çıkarmış yine de adam. Şu yanlış anlaşılma gidersin. Ben nutku Arif baş tacı etmiyorum. Nutku evet, o dönemin bir siyasal evet. belgesi olarak görüyorum. İçeriği nutuk da konuşalım. Öyle demez. Nutuk da der ki bu vasi selahiyetin o zaman sana söyleyeyim. Bu geniş selahiyetin beni Anadolu'ya tebit maksadıyla gönderenler tarafından, uzaklaştırma maksadıyla gönderenler o tarafından. O da nedenlerden bir tanesi de uzaklaştırma. Müsaade buyur, sözümü bitireyim. Mustafa Kemal sözü budur. Bu vasi selahiyetin beni Anadolu'ya tebit maksadıyla gönderenlerin bana niçin ve neden verildiği mucibi istirabınız olabilir. Hemen şunu söyleyeyim ki, onlar bu vasi selahiyeti bana bilerek ve anlayarak vermediler. Kazım Karabekir de İstiklal Harbimiz isimli kitabında der ki, bu tayini kendisi o an sürgün zannediyor. Beni İstanbul'dan yani siyasi faaliyet merkezinden uzaklaştırmak maksadıyla gönderiyorlar zannediyor diyor. Tebit kelimesinin manası budur. Karabekir'in tefsiri de budur. Şimdi İstanbul'daki vaziyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ki o İstanbul'dan intikal eden meclistir. İngilizlerin basması üzerine yeni bir meclis değildir. Sadece gidemeyenlerin yerine Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yeni elemanlar seçmiş, sayıyı ikmal etmiştir. O meclise Maraşal Fevzi Çakmak'ın Ankara'ya Sultan Vahidettin'in artık burada yapacak bir iş yok, sen de oraya git diyerek gönderdiğini meclis kürsüsünden, zabıttan alınmış sözlerle size okuyacağım. Celaleddin Arif Bey, Erzurum. Müsaade buyrulur mu? Fevzi Paşa Hazretleri, vekayı reyl ayn, vakaları gözüyle görmüşlerdir. İhtisasatını yani duygularını tamamıyla bize bildirmeleri için kendilerinden istirham ederim. İhtisasatını bildirsinler. Ondan sonra bu takriri müzakereye vaz edelim. O anda bir takrir özetle var. Özetle okuyalım. Fevzi Paşa. Onun ağzından söylemesek inanılmıyor. Bunu tahkik edeceğiz diyor Cevizoğlu evet. bana bin yerde. Resmi kitap gösteriyorum. Bunu tahkik edeceğiz diyor. Böyle itirazlardan evet. korunmak için zaptı aynen okuyorum. Fevzi Paşa Hazretleri. 5-10 dakika evvel istikbal ettik. Yeni vasıl olmuşlardır. İstanbul ahvalinden... Zat-ı şahanenin zatından, muhitinden, yakınından malumatlar bulunuyorlar. Hay hay rica ederiz sadaları. Fevzi Paşa alkışlar arasında kürsüye hitabete geldi. Fevzi Paşa, evvel emirde İstanbul'un esaret muhitinden kurtularak Anadolu'nun hür muhitine geldiğimden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükürler ederim. Alkışlar ve beni karşılayan arkadaşlarımı amik derin şükranlarımı arz ederim. Efendiler gerek padişahımız hazretleri gerek bendeniz 500 senelik bakir payitahtımızın ilk defa ada yani düşmanlar tarafından işgali faciasını görmüş olmak bedbahtlığına uğramış bulunmaktayız. Felaket zedeleriz. 3 gün evvel İstanbul'un işgal edileceği haber alındı. Ve bunda bilhassa... Çok uzun mu? Özetle okursanız. Evet o zaman diyor ki burada yapacak bir şey yok. Beni cuma selamlığına kabul etti. Ve bana dedi ki sen de git. Burada yapacak bir şey yok. Aman kabinedeki arkadaşlarına söyle. Anadolu'yla irtibatı kesmeyin. Buradan silah kaçıyor. Bu resmi tarihin öyle çürük tarafları var ki Davut Paşa kışlasının kapısına İngilizler Hintli Müslüman askerlerini koyuyor. Mim grubunun adamları kasaturayla duvarları deliyorlar, silahları kaçırıyorlar, Eyüp'teki Mevlevihane'ye taşıyorlar, Karadenizli mağnacılar geliyor bu silahları dolduruyor, üzerine iki çuval mısır atıyor.
Boğaz'dan geçerken İngiliz kontrol mıntakasında soruyorlar. Nereye gidiyorsun? Anadolu'ya, İnebolu'ya ne götürüyorsun? Mısır, geç. Bunun manası üzerinde bir dursunlar. Ne demek istediniz? Bu danışıklı bir dövüştür. İstanbul'daki silahların İnebolu'ya kaçması padişahın İngilizleri oyalamasıyla alakalıdır. Bu oyalamanın burada birçok delili var. Beni diyor makamda süngüyle dayadılar. Siz bunların aleyhine fetva vermiyorsunuz. Demek ki onlarla berabersiniz. Bu fetvayı vermemek için Haydarizade istifa etti. Dürrizade bu fetvayı zaman kazandırmak için, vermek için bulundu, Şeyhülislamlığa getirildi. Tabii Anadolu halkı bunun düşman süngüsüyle alındığı bir fetvayı olduğunu bilir. Para verdi bunu, diyorsunuz. Onun vesikası var. Ne kadar para verdi? Miktar var mı? Şimdi bu fetvayla ilgili, çünkü Maraşal'ın sözlerini okutmadın bana. O fetva budur. Buna dikkat edin. Şu kağıda hükümetin beyannamesi, Şeyhülislam'ın hain fetvası Mustafa Kemal için. Bu bak kaymak kağıda basılıdır. Size başka bir şey gösteriyorum. Pardon, bunu devletin... açalım biraz. Şeyhülislam'ı biraz daha açalım. Yani böyle bölük pörçük gitmeyelim. Seyircinin kafasını bak, karıştırmayalım. Devlet o durumdadır ki Sultan Vahidettin'i itham ederek insaf ile düşünmek lazım. Şu devletin milli ajansının bültenidir. Arkasına bakın, bir defterin kullanılmamış yüzüne basılmıştır. Rica ederim kamera göstersin şu saman kağıtları. Bunlar devletin resmi ajansı, milli ajansının evrakıdır. Siz nereden buldunuz onları? Bu buna basılırken yığınla var. Yeter ki hürriyet olsun. Sabahattin Bey, hürriyet. Biz başka bir şey istemiyoruz. Sen bana ördek dedin misali, hemen Mustafa Kemal'e çekerek sen Mustafa Kemal'in aleyhindesin. Sen onu kötülemek istiyorsun. Hayır. Ben vatanın menfaatini, tarihi gerçekleri arıyorum. Şu kağıda kendi milli ajansını basarken şu İngilizlerin uçakla dağıttığı ferman, burada İstanbul hükümetiyle Ankara'nın arasını açmak için bir düşman fitnesi şu kağıttan bile bellidir. Bırakın muhtevayı. Yani İngiliz oyunu diyorsunuz. Tabii. İki tarafı birbirine düşürecek. Çünkü İngiliz alem-i İslam'ı istismar etmek istiyor. Hilafetin yıkılmasını istiyor. Makam-ı hilafetin gözden düşmesini istiyor. İstanbul'daki hükümeti millet nezdinde kötü duruma düşürecek icraatlara icbar ediyor. Bunu süngüyle yapıyor. Fevzi Paşa burada anlatıyor. Evet, Yavuz Saatlerce. Ercan. Profesör Doktor Yavuz Ercan. Evet, evet Sayın Önkibar. Ben Kadir Bey'i dinlediniz. Söylediklerine nerelerde itiraz ediyorsunuz? Şimdi konuşmalar o kadar uzun ki birçok nokta var onlar. Hocam aklıma özetle hepsini yanıt verin, buyurun. Söyleyeyim. Şimdi Şeyhülislam zaman kazanmak için Atatürk hakkında, Mustafa Kemal hakkında fetva yazmış. Buna karşılıkta Rifat Börekçi Ankara'dan karşı fetvayı yayınladı. Peki İstanbul hükümeti bu kadar iyi niyetliydi de neden Rifat Börekçi görevinden azletti? O da mı zaman kazanmak içindi? Yani bunlar söylenenler Rifat Börekçi'nin vazifeden alındığı sözü doğru değil. Oraya hükmü geçmez İstanbul hükümetinin. Görmeyen, meselenin arkasına bakmayan, tek yönüyle gören insanların görüşü bu. Çünkü aynı kağıtları... Aynen sizin için bu doğru. Kendinizi aynada görüyorsunuz. Kemal de yaşadı. Bu söz Kemalistlerin rejim taraftarları hakkında doğru. Bizim için değil. Kadir Bey. Biz muteriziz. Kadir Bey. Biz müddeyiz. Kabul eden, tabi olan sizsiniz. Kadir Bey bir saniye. Deniz kendi vasfınızla itham etmeyin. Kadir Bey bir saniye. Sayın Ercan devam edin hocam. Bakın Önkibar. 8 Temmuz 1920 tarih. Mustafa Kemal mecliste bir konuşma yapıyor. Ve şöyle diyor. Efendiler, ülkemizin 50'de biri değil tamamı tahrip edilse, hepsi ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve vatanımızı oradan savunacağız. Şimdi zaman kazanma başka bir şey yok. Hep zaman kazanmış. İngilizlerle işbirliği yapılmış zaman kazanmak için. Şeyhülislam fetva yazmış zaman kazanmak için.
Peki Atatürk'ün zamanı çok muydu ki o hiç zaman kazanmak için bu tür yollara, ihtiyacı bu tür vardı. Politikalara başvurmadı? Tabii bu noktasına itiraz ediyorum. Yani katılmıyorum daha doğrusu. Diğer bir konu ise şu. Atatürk Yıldırım orduları komutanı iken Adana'da o sırada İskenderun İngilizler tarafından işgal edilmeye hazırlanıyor İngilizler. İskenderun'u işgal etmeye çalışıyorlar. Onun için hazırlık yapıyorlar. Ve Atatürk de kendi birliklerine, İngilizler şehre girdiği takdirde, yani oraları işgal etmeye kalkıştığı takdirde karşılık verilmesini emrediyor. Bu durum İstanbul'da haber alınınca Sadrazam İzzet Paşa bir telgraf çekiyor Yıldırım Orduları Grup Komutanı'na, Mustafa Kemal'e. Devletimiz aciz ve zaaf içindedir. Dolayısıyla kısaltıyorum ben zamanınızı almamak için. Evet hocam. Dolayısıyla İngilizleri kışkırtacak hareketlerden kaçınalım. Buna ertesi gün Atatürk'ün bir cevabi telgrafı var. O da şöyle kısaca. Devletimizin aciz ve zaaf içinde olduğunu ben de biliyorum. Ancak karakterim gereği ben ülkemi işgal edenlere karşı kayıtsız kalamam. Onun için ne gerekiyorsa yapacağım. Bunun arkasından kısa birkaç gün sonra Sayın Yıldırım orduları kaldırılacak. Mustafa Kemal'in icraatını konuşmak için mi bulunuyoruz? Vahidettin'in icraatını konuşmak için mi? Bunlar bizi mayınlı sahaya çekmeye istiyorlar. Bütün hevesleri budur. Biz Mustafa Kemal'in Yıldırım Ordular cephesindeki harekatını veya başka cephelerdeki harekatını konuşalım da buradan çıkarken devletin savcısı yakamıza yapışsın. Onun hakkında kanun var efendi, kanun. Evet. Ben hukukçuyum. Şimdi ben hukukçuyum. Senin taktiğini yemezler. Senin de sen Sultan Vahidettin'in işini söyle. Onu konuşalım. Program Mustafa Kemal Paşa değil. O münakaşa edilemez. Kanun onu men etmiş. Sen devletin kanunlarına saygılı değil misin? Evet. Hocam devam edin. Bir nokta da Sayın Önkibar, bir nokta da şu. Şimdi biraz önce Sayın Mısıroğlu bir belge okudu. Orada işte Sayın Aydın da bir değerlendirme yaptı. Mülk ile, mülkü şahane ile vatan arasındaki farkı gösterdi. İzin verirseniz ben de Vahdettin'in millet hakkındaki düşüncesini size aktarayım. Özetle buyurun. İstanbul, özetle İstanbul işgal edildiği gün. Yani evet, 16 Mart 20'de. Bey'in yalanıdır. Osmanlı hükümeti bir bildiri yayınlıyor. Şöyle diyor. Lazımmış. İstanbul bugünden itibaren de geçici olarak askeri işgal altına alınmış olduğundan herkesin sükunet içinde iş ve güçleriyle meşgul olmaları tavsiye kılınır. Aynı gün saat 5'te meclisi mebusan heyeti gelecek Vahdettin'e ve diyeceklerdir ki milletin Anadolu'da mücadeleye kararlı olduğunu söylüyorlar ve sonuna kadar da buna devam edeceğini bildiriyorlar. İşte bu söz üzerine Vahdettin'in cevabı aynen şöyledir. Millet sürüdür, bir çoban lazım. Koyun sürüsü. Bir evet, çoban o Rauf lazım. Bey'in yalanıdır. İşte Vahdettin'in... O Rauf Bey'in yalanıdır. Sen müsaade et de ben bir Vahdettin anlatayım da öylese söyleyecek bir adam mıdır, değil midir görülsün. Evet, onun nakili de sizden birisidir. Sonra Kemal Paşa'yla arası açıldı da nutukta ona hücum var diye... Onu bize kullanma. Nedir o? Rauf Bey de iddiatçıdır ve Mondros mütarekenamesidir vatanın işgaline sebep olan. O Mondros mütarekenamesini imza eden başçı Rauf Bey'dir. Rauf Orbay. Evet, Rauf Orbay'dır. Sultan Vahidettin de o Mustafa Kemal Paşa'nın Filistin ezimetinden dönerken Adana'nın Bahçe kasabasından çektiği ve Bahçe Telgrafı diye meşhur olan telgrafla rica ettiği hükümeti kurmuş. İzzet Paşa hükümetini kurmuş. Mustafa Kemal Paşa o telgrafında kendisinde o hükümette Harbiye Nazırı görmek istediğini bildirmiş. Sultan Vahidettin'in ona güvenine bakınız ki onun istediği kabineyi kurmuş. İzzet Paşa da ona telgraf çekmiş. Sizi cepheden ayırmayı doğru bulmadığım için arzu ettiğiniz Harbiye Nazırlığını size veremedim. Refakatimiz inşallah bade sulh mümkün olur demiştir. Ama o İzzet Paşa kabinesi, Rauf Bey riyasetindeki o kabinede Bahriye Nazırı'dır.
Mondros mütarekenamesini imzalayınca padişah sadrazamın yüzüne atmış. Şu yedinci madde, işgale madi olan madde budur. Müttefikler kendi sevkül ceyşi emniyetleri itibariyle lüzum gördükleri her şeyi işgal edebilirler. Şuna nasıl imza attınız diyerek suratına fırlatmış, getir mührü Humayun'umu deyip onu düşürmüş. Tevfik Paşa kabinesini kurmuştur. O Tevfik Paşa ki 1921'de henüz hiçbir zafer kazanılmamışken Londra'daki konferansta Lloyd George Anadolu'daki milli mücadele erkanına haydutlar deyince ayağa kalkmış. Padişahın vekili sıfatıyla onlar haydut değil, onlar vatanı kurtarmaya çalışan kahramanlardır. Bu sözünüzü reddediyorum, ben de söz hakkımı onlara veriyorum demiş. Bundan dolayı nutukta ondan vatanperver vezir. Evet. Vatanperver vezir diye zikredilmiş, bahsedilmiş bir adam. Sayın Sultan Ercan. Vahidettin Mekke'de basılmış. Müdafaasında diyor ki ben eğer milli mücadeleye sözüm bitireyim. Ben eğer milli mücadeleye Mekke'de basılmış Sultan Vahidettin'in müdafaası var burada. Sultan Vahidettin'in diyor ki ben milli mücadeleye karşı olsaydım benim vekilim sıfatıyla Londra'da bu sözü söylemiş Mustafa Kemal'i ve etrafındakileri böyle müdafaa etmiş bir adamı iki sene sadrazamlıkta tutmazdım diyor. Evet, yine aynı müdafaada diyor ki ben hocam, yangını üzerime çektim. Bu iş bir monologa dönüştü. Eğer böyle sürecekse tartışma tarihi vakalar yanlış söylemişse yani İskender'in de İskender'in alakalı yok böyle olmaz. İskender'in de öyle olmaz. Erdoğan Bey bir saniye. Evet Sayın Ercan. Şimdi 20 Temmuz 1920 Sevr Anlaşması Bakanlar Kurulu'nda onaylanıyor. Bu Bakanlar Kurulu'nu kim atıyor? Sultan Vahdettin. Ve aynı gün yine Vahdettin'in de katıldığı Saltanat Şurası'nda Sevr Anlaşması kabul ediliyor. Sadece bildiğiniz gibi Topçu Ferik Rıza Paşa hariç. Padişah çıkarken herkes ayağa kalktı. Padişah kesmeyin ama doğru değil. Evet devam edin hocam. Tarihi gerçeklere aykırı. Ama sözünü bitirsin. Belki hocam devam edin. Şimdi evet dediğim gibi biraz önce Sayın Mısıroğlu'nun söyledikleri tarihi gerçek ama onun dışında kim aksini ne söylüyorsa hepsi siz tarihi gerçek. Siz böyle iddia sahibisiniz. Şimdiye kadar hangi muhalefe tahammül ettiniz? Böyle anlayış da olmaz. Ben hapis evet, yattım. Şimdi... Sen hapis yattın mı? Muhalif olup da bu memlekette hapis yatmamış bir fikir adamı göster bana. Evet. Sizin ve rejiminizin bize tahammülü budur. Için bir de bizi bununla itham ediyorsunuz. Rejime filan taşımayalım. Bilimsel bir tartışma yapıyoruz. Evet, evet Yavuz Bey devam edin. İşte dediğim gibi Sayın Mısıroğlu ne diyorsa doğrudur. Başkaları evet. Söylediği de Erdoğan yanlıştır. Bey, böyle bu böyle görüş olmaz, böyle düşünce olmaz. Böyle tartışma da aslında olmaz. Şimdi biz Atatürk niye cumhuriyeti kurdu? Neden milleti kul iken millet yaptı Türkleri? Neden işte bize bu hakkı tanıdı? Neden ülkemizi işgalden kurtardı diyemeyenler Vahdettin'in kahramanlığına, ulu hakanlığına işte sarılıyorlar. O yolla işte dolaylı olarak bunu milletin kafasına sokmaya çalışıyorlar. Bunlar işte yeni Osmanlıcı... Ecevit de mi Osmanlıcı? Zihniyetinin eseri. Matbaatta bu kadar Sultan Vahidettin hain değildir diyen var. Bunlar da mı Osmanlıyız gerçekle, dediği için? Tarihi gerçekle İnsaf hiçbir be. İlgisi yoktur yani. Sizin gibi düşünmeyenler hemen Cumhuriyet düşmanı. Evet, Erdoğan Bey. O zaman bir seçim yapmak zorundasınız. Ortada iki taraf var. İkisi birbiriyle mücadele. İkisi alttan beraber. Değil, sizin derken, bilmediğiniz gerçek bu. Yani, düşmana karşı mecburen taraf, millete karşı alttan beraber. Evet. Zaten bu konuşmaların sonunda da yüce Türk milletinin doğru kararı vereceğinden hiç kuşkum yoktur. Benim de evet, yok. Ben hemen Erdoğan Aydın'a millete hürriyet ver o zaman. Erdoğan Bey, işin tabii usul tartışmasına girmeyelim. Bu tür programlarda bunlar olur, monologa dönüşür Erdoğan Bey. Ben para dediniz. Ne kadar para verdi? Şimdi Sultan Vahidettin tevatürler var. Bu telif şeyler söyleniyor. Sultan Vahidettin yarış atlarını satarak serveti yoktu. Çengelköy'de bir evi vardı.
yarış atlarını satarak Mustafa Kemal'e 40 bin altın vermiştir. 40 bin altın ne anlama geliyor? O günün 40 bin altını herhalde İstanbul'un yarısını satın alır. Ya İstanbul'un donanmayı, yarısını... Müsaade buyur. Donanmayı Hümayun için toplanan paranın nutukta var. Atlar o kadar para ediyor muydu? Pardon, atlar dediniz de o kadar para ediyor muydu? Yarış atları besliyordu. Söylenen budur. Kaynakların söylediği, birinci elden insanların söylediği budur. Bunu evet, İsmail Erdoğan Hamide Bey, görürsün. İstanbul'un bunu yarısını, görürsün. İstanbul'un hayır, yarısını... 40 bin altında kalmamış Sayın Kibar. Donanmayı Hümayun'a muavenet cemiyetindeki 400 bin liranın da istedim verdiler diyor nutukta. Niye? Çünkü milli mücadele paraya muhtaç. Onu gönderenler güya Samsun ve havalisindeki asas işsizliği yerinde görüp tedbir almak, bu İngiliz'e karşı başvurulmuş bir tedbirdir. Evet. Evet, bunun şu gösterdiğim Erkan Harbiye'nin vesikalarında izahı var. Evet. Bu gittikten sonra müsaade. Gittikten sonra İngilizler tezkere yazıyor. Niye gönderdiniz Mustafa Kemal'i? Halbuki Mustafa Kemal İngiliz vizesiyle gidiyor. Onların da hepsini buraya getirdim. Hepsinde İngiliz damgası var. Adamlarının, selahiyetinin. Şunlar İngiliz damgasıdır. Mustafa Kemal'in İngiliz vizesiyle gittiğini kınamayanlar, Sultan Vahidettin'in İngiliz gemisiyle Türkiye'yi terk etmesini kınıyorlar. İngilizler bir yazı yazıyorlar. O vesika da burada var. Niye Mustafa Kemal'i gönderiyor? Biliyorsunuz ya, cevap veriyor sadaret. Samsun havalisindeki asayişsizliği yerinde görüp düzeltmek. Peki niye selahiyetine Maraş'ı Antep'i yazdınız diyor. Bak elin gavuru, iki tarafı çatıştıracak şimdi. Aa, yanlışlık oldu diyorlar. Maraş ve Antep 3. Ordu mıntakasındadır. 3. Ordu lav olmuştur. 3. Ordu'nun Bakı'ya kıtaatı müfettişi diye hemen evet. Mustafa Kemal'in yazışmalarda ünvan değişiyor. Evet. Bunun bir manası var. Evet. Bir muazzadır. İki tarafı çatıştırarak İstanbul hükümetini halkın gözünden düşürmek için İngiliz ihanetidir. Evet, Erdoğan Bey, İstanbul'un yarısını satın alacak. Öncelikle sizi eleştirerek başlamak zorundayım. Yani bu yaptığınız program yönetimi değil. Arkadaş hak ihlali yapıyor ama hak ihlali yapması belki kendi açısından anlaşılabilir bir şey. Lütfen, ama olmaz böyle bir şey. Olmaz böyle bir şey. Erdoğan Bey, şimdi sizin... ben de bağırarak çağırarak konuşursam ben Erdoğan bu, Aydın lütfen cevap verir lütfen misiniz? Sabah, ya yapmayın cevap, ama ben size cevap soru soruyorum. Yani böyle bir yönetim mi olur canım? Erdoğan Aydın İstanbul'un yani, yarısını satın alacak hiç, kadar hiçbir bilimsel değeri olmayan tamam, buna cevap verir. Sen yani, şimdi benim verilecek cevap açık. Ama yani benim program yönetimimi eleştireceğine ama bunlara olmaz, cevap olmaz, ver. Sabah ya ben bu işi 15 senedir yapıyorum. Elbette yapıyorsun. İyi yapıyorum. Gayet tamam, iyi yaptığınızı biliyorum. Gayet iyi değil. Yapmasaydınız zaten gelmezdim. Ama şu anda mevcut tamam, şu andaki mevcut girin, durum ya, hoş yapmayın, durum değil. Tamam yani. Cevap verin lütfen. Evet, İstanbul'un yarısını satın alacak kadar bir parayı verdiği doğru mu Erdoğan Bey? Elbette doğru değil. Doğru olması da mümkün cevap değil. Biz zaten bana. Yani atmanın bu kadar olabilir ancak. İstanbul'un yarısını satın alabilecek bir parayla gidiyor. Oysa belgeler tümüyle aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Mustafa Kemal Samsun'a gittiği andan itibaren, Amasya'ya geçtiği andan itibaren Vahdettin, Damat Ferit, İstanbul hükümeti, İngilizler Mustafa Kemal'in görevinden alınmasını talep ediyorlar. Samsun'da İngiliz bütün açık yazışmalar bunu gösteriyor. Bir saniye. İngilizlerin şeyinden geçiyor çünkü Samsun'dan Amasya'ya geçene kadar hala Vahdettin doğrusunda tıpkı Vahdettin gibi bir işbirlikçi olduğu zannediliyor. Tıpkı Vahdettin gibi bir işbirlikçi olarak gidip Kazım Karabekir'in gidip diğer müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin boğazına sarılıp onları dizginleyebileceği zannediyor. Fakat Mustafa Kemal Amasya'ya vardığında yaptığı toplantı ve aldığı karar ve yaptığı ilanatla birlikte görülüyor ki kontrol için gönderdiğimiz insan kontrolden çıkmıştır. Tam tersine başımızın belasını daha da büyütecek bir insan haline gelmiştir. Bu anlaşıldığı andan itibaren Mustafa Kemal ile Vahdettin arasındaki ipler de açılıyor. Mustafa Kemal de zaten daha gittiği andan itibaren böyle bir gidişi, böyle bir fırsatı kullanmak için gittiği biliniyor. Ve Ulusal Kurtuluş Hareketi gerçek anlamda parasızlıkla, gerçek anlamda büyük bir yoksullukla savaşı sürdürdüğü de zaten tüm kayıtlarda ortadadır. Dolayısıyla birbirimizi kandırmaya çalışmayalım. Dediğim gibi aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Vahdettin nerededir? Vahdettin işgal merkezindedir. Vahdettin kimlerle sıkı fıkıdır? İngilizlerle. Bütün İngiliz gizli belgeleri bunu göstermektedir. Ya Mustafa Kemal ne yapmıştır?
Mustafa Kemal'i kuşkusuz eleştireceğimiz çok şey vardır. Ama Mustafa Kemal'i cumhuriyetçi değerlerle, demokratik değerlerle, insan hakları değerleriyle eleştirebiliriz. Ama Mustafa Kemal'in monarşiyle, padişahlık elbette değil. Zaten ona da çok fazla girmek istemiyorum. Ama şunun altını çok net olarak çizmek lazım. Eğer bir coğrafyada işgalden bağımsızlığa geçilmişse bu insanlık açısından yüz akı bir durumdur, bir devrimdir, ilerlemedir. Eğer bir ona toprakta babadan oğula geçen gelinin de akılsızın da her türden insanın sırf o aileden doğdu diye bu ülkenin kaderini belirleyecek bir konumdan eğer cumhuri bir rejime geçilmişse bu iyi bir şeydir, devrimdir, ilerlemedir. Aynı şekilde Tanrı'nın adına yönetme yetkisini kendinde bulan her cins insanların yönettiği bir ülkeden eğer layık bir rejime geçilmişse bu iyidir ve dolayısıyla salt bu nedenler Vahdettinlerden, Abdülhamitlerden sonraki cumhuri rejime geçişin ne kadar anlamlı olduğunu bize gösteriyor. Ama onun ötesinde şeyler söylemek lazım. Az önce fetvaya ilişkin bir dizi aslında hiçbir maddi temeli olmayan iddialarda bulundu. Cevap verin. Cevap veriyorum. İngiliz uşaklarından Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nı bastırabilmek, kafasını karıştırabilmek amacıyla İngiliz uçaklarından söz konusu fetva atılmıştır. O fetvada ne yazılmaktadır? Başta Mustafa Kemal olmak üzere, Halide Edip Adıvar olmak üzere, Rauf Bey olmak üzere, Kazım Karabekir olmak üzere hepsinin hakkında ölüm fetvaları vardır. Hepsinin öldürülmesi talep edilmektedir ve bu Kurtuluş Savaşı'nı arkadan hançerleyen bir ihanetin en tipik belgesidir. Ne rolü olmuş? Bu belge bizzat Damat Ferit tarafından yine İngiliz gizli belgelerinde Milli Hareket'i bastırmak programıyla bizzat Damat Ferit ve Vahdettin İngilizlere akıl öğretiyorlar. Bu akılda dini kullanmak gereğinin, dini kullanarak ancak onu etkisizleştirebileceği şeklinde bir zihniyetle söz konusu fetva çıkartılıyor. Söz konusu fetva o dönemin Şeyhülislam'ına çıkartılmak istiyor. Hayır diyor, ben böyle bir şeyin altına imza atmam. Onun altına imza atacak Şeyhülislam aranıyor, bulunamıyor ve en nihayet hükümetin bu salt, bu nedenle kuruluşu geciktiriliyor. Ve nihayet Dürrizade bulunuyor, bir işbirlikçi daha bulunuyor, bir İngiliz işbirlikçisi daha bulunuyor ve İngiliz işbirlikçisine ulusal kurtuluşçular hakkında O fetva çıkartılıyor. Bununla da yetinilmiyor. İngilizlere verilen akılda eğer bizi desteklerseniz, bize silah yardımı yaparsanız biz dini kullanarak Anadolu'da iç savaş çıkartabiliriz deniliyor. Anzavur adındaki Şaki, paşalık rütbesine çıkartılarak Anadolu halkına kan inletiliyor. Binlerce insan, padişahın ve damat Ferid'in örgütlediği ve İngilizlerin parasıyla örgütlenmiş bu hareket sayesinde, bu iç savaş sayesinde Anadolu'da binlerce halktan insan asılıyor, işkence görülüyor. Binlerce Yunan'la İngiliz'le çarpışacak olan binlerce ulusal kurtuluşçu arkasından hançerleniyor, eli kafası koparılıyor, burunları koparılıyor. Evet. Ve bunların bütününü dikkate almayan bir yerden, yani Vahdettin'in kimin yanında yer aldığı, tarihte nesnel olarak nerede durduğu meselesini unutturmaya çalışıp, bazı satır altlarından hareketle, hele hele Kurtuluş Savaşı kazanılmış, saltanatı elinden alınmış, hilafeti de kaybetmiş, artık tarih karşısında iyicene silik bir hale gelmiş bir adamın, tarihe adeta mazeret üretmeye çalışan o şeylerini, kısmen itirafname, kısmen tarihi çarpıtmaya çalışan sözlerini kalkıp da tarih belgesi diye getirmenin hiçbir tarihsel değeri yoktur. Bunların özellikle altını çizmek lazım. Virgül, yönetmenim uyarıyor. Değerli seyirciler, bir şeyin altını çizelim. Alternatif programı tek taraflı enformasyon programı değil. Format itibariyle tartışma programı. Bu programda karşı tezler seslendirilir. Eşit şekilde söz hakkı verilir. Yasaların ve ahlakın İzin verdiği her şey burada konuşulur. Kimse kaybolmaz burada. Özellikle onun altını çizelim. O formatta da biz devam edeceğiz. Zaman zaman böyle usul tartışmaları az işte söz hakkı alanların dile getirdiği bir şeydir. Bu normaldir. Eşyanın tabiatına uygundur. Kısa bir ara vereceğiz, reklam arası. Bu aradan sonra ben bir şey daha tartıştıracağım. Önemli bir tartışma. Hani hepimizin bildiği kaşıkçı elması var ya. Gerçekten büyük bir servet. Bu literatüre göre Osmanlı Hanedanı'nın şahsi serveti, yani Sultan ailesinin şahsi serveti ve müthiş bir para. Sultan Vahdettin İngiliz zırhlısıyla İstanbul'u terk ederken kaşıkçı elmasını bile yanına almıyor.
serveti Osmanlı hanedanının parasını, pulunu, servetini almıyor. Ve almadığı gibi Sanremo'da, İtalya'da öldüğünde cenazesine haciz geliyor. Herhalde bunun da bir anlamı olsa gerektir. Son bölümde bunları konuşacağız. 4 dakika 50 saniye sonra. Ne tartışıyor, konuşuyoruz. Ben hemen reklam öncesinde, reklama geçerken ifade ettiğim şeyleri soracağım. Sultan Vahdettin İngiliz zırhlısıyla İstanbul'u terk ederken tarihi kayıtlar pek meblağ, servet almadığını kaydediyor. Bu doğru mu? Sultan Vahdettin ayrılırken yanına ne kadar para aldı, ne kadar servet aldı, ne kadar almadı, Sabiha, niye almadı? Kızı Sabiha Sultan'ın ifadesine göre 50 bin lira kağıt para nakdi vardı. Ama hadise bundan ibaret değil. Nezdinde Topkapı Sarayı'ndan padişahlar bir makbuz vererek istediği eşyayı yanına getirirlerdi. Minyatürlü Surname isimli bir kitapla fevkalade musanna bir çekmece bu şekilde berai tetkik saraydan getirilmişti. Onları gönderdi. Makbuzlarını geri aldı. Makbuz vererek getirtiyordu. 14 bin liraydı padişahın maaşı. Maaşını maliyeye geri gönderdi. Makbuzunu aldı, cebine koydu. Biz bu ay çalışmadık. Ayın 17'si İstanbul'dan ayrılışı. Biz bu ay çalışmadık. Bu parayı hak etmedik diyerek onu da iade etti. Vahidettin'in vatanı terkinden sonra... Pardon, Kaşıkçı Elması hep yazılır, çizilir. Bunun ederi nedir sizce? Fiyatı nedir? Kaşıkçı Elması'nın değerini kimse bilemez. Parası olan bütün servetini verir. Çünkü dünyada bir eşi emsali olmayan bir elmastır. Peki isterse o, alıp hepsini götürebilir isterse miydi? İsterse bütün sarayı götürürdü. Bütün tarihçiler bu hususta müttefiktir. Neden götürmedi? Neden götürmedi? Namuskarlığından götürmedi. Geriye döneceğinden götürmedi. Reşat Paşa, Ser Yaver, Ser Tabip, Reşat Paşa Mustafa Kemal'in adamıydı. İkili oynadı. Ona dedi ki Mustafa Kemal Paşa çıkacak. Senin bu hareketlerinin düşmanı oyalamak için muvaza olduğunu söyleyecek. Geriye döneceksiniz. Paşalar arasında saltanat ve hilafet taraftarları vardır. Direnirseniz şimdi kavga olur. Bu kavgaya sebebiyet vermeyin. Bunun bir delili de Yahya Kemal'in hatıralarında var. Yahya Kemal hatıralarında diyor ki Lozan'a giderken Nurettin Paşa bizi İzmit'te alıkoydu. İzmit'te bize bir ziyafet verdi. O gün Ali Kemal'i getirtip askerlere linç ettirmişti. Yakında Vahdettin'i de getirip böyle yapacağım dedi. Yemekte Rıza Nur, hükümetin siyasi otoriteyi vikaye maksadıyla, hayır paşa sen bunu yapamazsın, bu askerin işi değil. O İnebolu'dan yola çıkacak, Ankara'ya gelecek, Ankara'da muhakeme edilecek deniyordu. Sultan Vahidettin'in vatandan terki, vatandan ayrılması, kendisine suikast yapılacağı hususunda müteaddit, en güvenilirleri kullanılarak yapılmış olan ihbarlardır. Hayatını tehlikede gören her hükümdar memleketini terk eder. Ancak İstanbul'a Anadolu'daki asker gelmeden gitmedi. Dikkat edin. Eğer gideydi İstanbul'u bir daha bize vermezlerdi. Refet Paşa İstanbul'u teslim aldıktan sonra hayatını tehlikede gördü. Çünkü çit kasını yaktılar. Refet Bele. Refet Paşa. O teslim aldıktan sonra, saltanat ilga edildikten sonra, o da bir garip iştir. Mustafa Kemal'in vatanperver vezir dediği Tevfik Paşa telgraf çekti. Lozan'a beraber gidelim, Londra'daki gibi beraber ağız birliği ederek vatanın menfaatını müdafaa edelim. Onun kafasında saltanatı yıkmak olduğu için bunu vesile itiraz etti. 1 Kasım'da saltanatı yıktı. 17 gün sonra padişah terk etti. Kıyas için mesela diğer hükümdarlar, ülkelerini terk eden hükümdarlar, mesela Napolyon Bonaparte. Nizamettin Nazif'ten okuyayım müsaade buyurulursa. Nizamettin Nazif özetle. Burada kaynağını gösterdiğim yazıda diyor ki Vahidettin'in Han'ın siyasi cephesi ne olursa olsun kendisine şu iki hakkı tanımamak insafsızlık olur. Anadolu'ya karşı İngiltere'den silah ve askeri yardım aramamıştır. 2. Tahttan ayrıldıktan sonra
memleket dışında Türkiye'ye karşı hiçbir komplo kurmamıştır. Tarihçi ileride yapacağı bir tahlilde Vahidettin Han'ın 1922 şartları içinde memleketten gidişini haksız bulmayacaktır. Siyasi şartlar işaret ettiği anda firar bir politika faktörüdür. 16. Lüğü Fransız ihtilaline kafa tutma kahramanlığını gösterdiği için mi kellesinden olmuştur? Hayır, kaçarken enayice yakalandığı için. Rusya'nın ikinci Nikolas'ı da kaçmayı beceremediği için yok olmuştur. Fakat Almanya'nın mağrur Kaiser'i 2. Wilhelm Hollanda'ya kaçmış ve kurtulmuştur. Avusturya Macaristan'ın genç imparatoru Charles kaçmış kurtulmuş. İspanya Kralı 13. Alfons kaçmış ve kurtulmuş. Yunanistan Kralı 1. Konstantin kaçmış kurtulmuş. Afganistan Kralı Emanullah Han kaçmış kurtulmuş. Pardon ben Napolyon Bonaparte Fransa'dan onu da sayıyor. Ondan sonra evet, da diyor ki yanına İngiliz gemisine servet alıyor mu? İngiliz gemisine bindi. Henüz İngiltere ile Fransa sulh yapmamış olduğu halde sandıklar dolusu altınla kaçtı. Pişlerine yetecek kadar devam ediyor. Bundan sonra başkalarının görüşleri var. Mesela Reşat Ekrem Koç'u diyor ki Sultan Vahidettin bir sigorta lambasıydı. O yandı, vatan kurtuldu. Kendisi de ben bütün musibetleri evet, üzerime çektim. Bir virgül hemen Yavuz Ercan, Profesör Yavuz Ercan'a müdafaa soralım. Sayın evet, Ercan, Sayın Ercan bu soruyu da size soracağım. Evet, gerçekten sorunuzu dinledim. İlginç bir soru ama yani hain İstanbul'u İngiliz zırhlısı ile terk ediyor. Ama terk ederken yanına hiç para almıyor ve parasızlıktan cenazesine haciz geliyor. Bu fotoğraf sizce neyi ifade ediyor? Şimdi yine izninizle parayla ilgili bir konu ama bir önceki konuşmada geçmişti. Çok kısa bir soru soracağım sadece. Buyurun efendim. 40 bin altın almış Atatürk. Hayır sadece o kadar değil. O Vahidettin'in verdiği. Ben 40 binden ibaret değil. 400 bin altın aldı. Tercüman gazetesinde. Ama hangi Kemal İş cevap verdi? Tamam, Tercüman tamam, gazetesinde Şehzade Mahmut Şevket tamam. Murat Sertoğlu'na söyledi. Vesika gösterdi. Tek tek konuşalım. Güzel evet, güzel. Ben de bir soru soracağım. 400 bin altın almış da. Bilinen tarihi bir gerçektir. Belgeleri de bugün elimizdedir. Erzurum'a gittikleri zaman harcayacak paraları yoktu. Mazhar Müfit Bey'in Kansu'nun paltosunu satarak 7 liraya bir sürede ondan idare etti. Edebiyat. 400 bin altın nereye saklandı acaba? Peki onu 4 milyon sterlin Hint Müslümanların parası ne oldu? Gerçeklere mantığa sen bana Hint Müslümanlarının yani 4 milyon sterlinin hesabını ver. Asıl soruya. Tek tek konuşalım. İş Bankası onunla kuruldu. İş Bankası evet, Pakistan'dan, Hindistan'dan gelen ben paralarla kuruldu. Evet, onun şahsına gelmedi, millete geldi. O da millete sen onun verdi. Devlet kasasına girdiğini ispat edebilir misin? Sayın Önkibar. Devam edin Sayın Ercan. Efendim devam etsin. Efendim buyurun devam edin. Buyursun devam etsin. Evet. Şimdi servetini götürmedi diyorsunuz. Bundan kimse emin olamaz. Ne kadar ne götürdü. Kızı bir şey söylüyor. Baş yanındakiler farklı bir şeyler söylüyor. Biz burada ancak Mustafa şu bir gerçek ki gerçekten hayatının son yıllarında, son yılında yahut da çok fazla maddi durumu iyi değildi. Bu biliniyor ve söyleniyor ve buna da bildiğim kadarıyla itiraz eden de yok. O evet, zaman vasiyetnamesini açıklayın. Bana sorarsanız vasiyetnamesini açıklayın. Şu kadar yani, sene geçti. Eğer elinde fırsat olsaydı alıp götürürdü. Neden götürmesin? Yani 50 bin kağıt parayı ya da şu kadar başka bir şeyi alıp götürürken niye kaşıkçı elmasını da götürmesin yani? Çünkü niye, ne zaman gerçekten belli, niye götürmedi? Bunu hakikaten bence fırsat bulamadığı için onları alamadı. Çünkü el aniden insaf, gidip gitti bir anda el gitmeye insaf, karar verdi. Şimdi orada neden sıkıntı çekti son zamanlarda? Şimdi saraylarda lüks ve refah içinde yaşamaya alışmış bir kişinin İtalya'ya önce biliyorsunuz Hicaz'a gitmişti sonra İtalya'ya geçti San Remo'ya yerleşti. Orada bir apartman dairesinde oturmasını beklemek herhalde doğru olmaz. Ya kendine göre bir köşk ya da şatomsu bir şey orayı kiraladı orada oturdu. Dolayısıyla da masrafı eski alışkanlıkları ben gereği gayet doğal olarak fazlaydı. Evet. Böyle olunca da yanında götürdüğü paranın biteceği kesin. Çünkü paranın kaynağı yok. Durmadan harcanan bir para elbette bitecektir. O da yardımını reddetti. Şimdi ben yardımını reddetti. Sayın Ercan son sözlerinizi alayım ben. Tamam. Şunu bir de şunu söyleyeyim. Suikast korkusuyla
işte yurt dışına gitti, kaçtı demiyoruz. Yurt dışına gitti deniyor. Denildi daha doğrusu. Sizin Sayın takımdan söyledi. Enver Behman Şapolyon diyor ki İzmir kastını. Suyu kastı başta olmak üzere. Defalarca suyu kastı düzenlendi. Neden acaba o yurt dışına kaçmayı canlı canlı yakmak için? Anlaşılmıyor. Tek tek konuşalım. Evet, bir Kemalist'in kaleminden Enver Behnan Şapolyon Atatürk isimli kitabında diyor ki çit kastında tabii elektrikten çıkmış bir yangın değildi. Biz orayı yaktık. Sultan Vahidettin orada olacağını zannettik ve onu diri diri yakmak için yapan adam itiraf ediyor. Suikast ihtimali yokmuş. Aha senden hayır, bir adam. Senden bir adam. Etiyle kemiğiyle. Ama Atatürk'e suikast, defalarca suikast düzenlendi. O neden kaçmadı acaba? Yani dolayısıyla bu gerçeklere artık göz önüne almak gerekiyor. Evet Yavuz Bey, yani ben teşekkür ediyorum size. Şunu son söz vereyim. Vahdettin bir Osmanlı hanedanından bir kişidir. Hainse haindir diyebilelim sükunetle buna. Ama o aile kahramanlar da yetiştirmiştir. Hatta dahiler de, Fatih gibi dahiler de yetişmiştir, yetiştirmiştir. Bravo. Deliler de yetiştirmiştir. Beşinci Murad'ın deliliği saray doktorlarının raporuyla sabit. Her bir aileden her tür insan çıkabilir. Dolayısıyla evet. Hain de çıkabilir yani. Bunu o zamanın şartları içinde düşünmek, ona göre değerlendirmek ve sükunetle kabul etmek bana göre doğru olanıdır. Efendim teşekkür ediyorum. İyi akşamlar ben diliyorum. Teşekkür evet, ederim. Erdoğan hepinize Bey. İyi akşamlar diliyorum. Evet Erdoğan Bey, siz Vahdettin'in İstanbul'u terk etmesi, kaçması ya da terk etmesi olayında yanına fazla para almaması, servet kaçırmamasını nasıl şimdi, izah ediyorsunuz? Vahdettin'in kaçarken çok büyük bir korku ve panik içinde kaçtığını, sarayın bile kaçışından haberdar olmadığını, İngilizlerle bando mızıka sorumlusu kişi üzerinden güvendiği için onun üzerinden haberleştiğini ve sabah gün aydınlanmadan yanında 3 kişiyle birlikte ambulansa binerek İngiliz zırhlısına taşındığını biliyoruz. Yani böyle bir panik atmosferinde taşınmış bir kaçış söz konusudur. Kaçışa ayrıca gireceğim. Acaba ne götürdü? Bunu tam anlamıyla bilemiyoruz. Ama söz konusu daha paha biçilmez şeyleri götürememiş olmasının bu panikle de alakası var. Fakat eğer biz bir padişahtan, bir cumhurbaşkanından, bir devlet yöneticisinden söz ediyorsak, onun ahlaklı olup olmadığı, onun onurlu olup olmadığının ölçütü, hazineyi çalıp çalmaması değildir. Tabii biz Türkiye tarihinde ne yazık ki... Ölçüttür, göstergedir. Ama Napolyon siyaset, diyoruz, sandıklarla altın almış. Siyasi ortaya sergilediği Marcos siyasi tabloyla değerlendirilir. Bir insanı eğer sadece para götürüp götürmediği temelinde yargılayacak olursak biz aslında siyasetin anlamından ekonominin alanına girmişiz demektir. Bu da yanlış bir değerlendirmedir. Bir siyasi şahsiyeti vatanı karşısında, vatanının çıkarları karşısında, halkının eşitsizlikleri, hak ve özgürlükleri karşısında ne yapmıştır temelinde değerlendirme ölçütünü şaşırmamaya çok ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki Türkiye'nin son 10 yıllarına, 20 yıllarına, 30 yıllarına baktığımızda her başbakanın başta kendisi olmak üzere kardeşlerini şusunu busunu zenginleştirdiği anımsanacak olursa Ecevit'i bile siyasal başarısızlıklarını ve her gün birbiriyle çelişkili açıklamalarını unutup örneğin para yememiş olmasıyla değerlendirebiliriz. Oysa bu yanlış bir değerlendirmedir Vahdettin içinde. Şimdi gelelim Vahdettin acaba ne yapmıştır daha sonrasından? Bakın Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde adlı çalışmasında Damat Feridin Yaveri, Tarık Mümtaz Göztepe. Ben yayınladım tablo, onu. Ne güzel, Sebil Yayınları. Evet. Aktardığı tablo bize Vahdettin'in aslında hiç de az bir parayla gitmediğinin çok açık bir göstergesi. Nefis Malta'dan vesaireden dolaşmaların sonucunda nihayet San Remo'ya gidiyor. Nefis bir saray yavrusu olan villanın 40 odası var. 15 dönüm genişliğinde portakal, limon ve bahçesi olan beyaz renkli mükellef bir kasır. Göztepe orada yaşamış. Ta Vahdettin'in öldüğü güne kadar orada yaşamış. Ama ne kadar? 2 sene yaşayamadı. 24'te çıktı, 26'da izin vefat etti. İzin verin. Baş haremi, ikinci haremi, üçüncü haremi, arkasından işte hemşiresi, ikinci hazinedarı vesaire vesaire bir dizi insan sayıyor ve bunların gerçek anlamda lüks içinde yaşadıklarını, hatta söz konusu şahsiyetlerin
Osmanlı Sarayı'nda Yıldız'da yaşadıkları dönemde bile almadıkları kadar fazla para kullandıklarını, söz konusu yerde içkilerin su gibi içildiğini, çıplak kadın resimlerin olduğunu, kuşkusuz bunları asla bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Biraz daha ilaveler asla yap. Söylemiyorum ama söz konusu kişi kendisini Müslümanların halifesi ve şeriata uyan bir kişi olarak. Ki bir en son galiba yine sizin yayınlamış olduğunuz şeyinde son sözlerinde orada ben İslam'a uygun yaşadım, gönlüm rahattır vesaire diyor. Bunları artık kendisi değerlendirelim. Demek ki bütün bunlar aslında niçin hayatının son günlerinde parası olmayacak bir konuma düşmüş olmasının somut göstergesidir. Yine Vahdettin'in konusu İngiliz parlamentosunda tartışma konusudur. Aynı kitapta, İngiliz parlamentosunda, aynı kitapta dinleyin. Emmanuel'in bir yardım teklifi var. Ona verdiği sözdeki hasaleti söylesene. Nedir o? Ben Müslümanların halifesi sıfatıyla bir gayrimüslim hükümdarın ikramını kabul edemem. Aynı Vahdettin'in. Evet, Fahri Engin de bilmiyorsunuz herhalde hünkârım. Mutfağınızda kuru soğan bile yok dediği zaman mahiyeti senin yemde dayanamıyorsa aynı saray bulunmayabilirsin. İtalyan görevliler de çalıştırılmaktadır. Aynı Vahdettin'in birazdan eğer vakit olursa gerek olursa okuyacağım Fransız Cumhurbaşkanı'na, İngiliz Kralı'na nasıl yalvaran mektuplar yazdığını da toparlayalım. Son bölüm, evet. Şimdi burada şunu da yine parayla ilgili belirtmekte yarar var. İngiliz parlamentosu bir müddet Vahdettin'e maddi ve barınak sağladığı için bu sorun parlamentodaki cumhuriyetçi ve sol parlamenterler tarafından gündeme getiriliyor. Niçin bir despotu, niçin bir padişahı besliyoruz diye. Bizim işçilerimizin vergisinden bunun üzerine bir araştırma heyeti kuruluyor ve araştırma heyetinin raporunu Lord Kinross şöyle aktarıyor. Bir tek cümle. Evet. Düşük padişah Vahdettin bir süre Malta'dan Sanremo'ya giderek orada orta büyüklükte bir villaya yerleşti. Rumbold'un yaptığı son görüşmeden sonra İngiliz elçisi sultanın paralarıyla öteki değerlerinin dışarıya göndermesine aracılık ettikleri, yani İngiliz istihbaratı içeriden Vahdettin'e bir para akışı da sağlamışlar. Ama bunun ötesinde gizli belgelerin belgelerde genel olarak pek, hayır yalan. Pek, ve son olarak öyle pek böylece savunulacak bir yaşam tarzı değil. Hayır, böylece son cümle böylece yaşamasına hayır, bol burada bol yetecek. İngiliz belgesi burada. Bakın Sultan Vahdettin'le ilgili bütün vesikalar forun bol bol yetecek elimde. Parası vardır bunun diye. Bunun haricinde bir evrak veriyor. Yok. O ben rapor oraya üzerine girmiş İngiliz adamım. Parlamentosu işte bütün evrak. İngiliz parlamentosu bir harcı rah veya yardım yapma şeyini devre dışı bırakıyor. Fakat ömrünün sonuna kadar bol bol yetecek parası vardır raporuna rağmen az önce hepimizin tekrarladığı gibi paralar bitiyor ve gerçekten yani diğer krallardan elbette bu zevk-ü sefadan dolayı zevk-ü sefa sonuç fotoğrafı yok. Durum bundan buradan, ibarettir. Buradan sizinle birlikte bütün millete bir gerçeği söyleyeyim. Sultan Vahidettin Nimetül İslam isimli fıkıh kitabının yazarıdır. Evet. Biz ne kitap Hacı yazarları Zeynep. Biliriz de hayatları hayır, bambaşkadır, İslam'ı, tam tersidir. İslam'ı bilmeyen, yaşamayan bir adam gibi anlatıyorsun da aha şu hatıratı devlet basmış, tarih kurumu. Müsaade edersen ben buradan sana onun ahlakına, fıkıh bilgisine dair yüzlerce misal vereyim. Bunu devlet basmış. Tarih kurumu. Daha önemli bir ve bu kitapta Mabeyn Başkatibi Ali Fuat Türkgeldi'nin şu kitapla şu Erkan-ı Harbiye'nin vesikalarını tarih kefesine koyduğum zaman Fevzi Paşa'nın da meclisteki konuşmasını sizin bütün iddialarınız delinmiş bir balona hiç, dener. Hiçbir bak kitap, ne diyor bu kitapta adam. Kitap, bak işgalcinin bak, gemisiyle diyor, bak, ülkesini terk bak, etmesini ne diyor, atlayamaz. Bir tek misal hiç vereyim. Bırakın sayfaları. Sen bir iddia ettin. Nedir? Bir ben görgü iddia, şahidinden somut, bir somut misal dinle. Boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'i işgal kuvvetleri idama mahkum etti. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'yi huzuruna çağırdı. Bu adamın idamına fetva veriyor musun? Şeyhülislam 4 saat imtihan verdi. Dedi ki Efendimiz sonunda biz işgal altındayız. Düşman bunu istiyor. Ben de fetvamı şöyle verebilirim. Eğer bunun muhakemesi adilane yapılmışsa o takdirde burada fetva var. Görgü şahidi bunu söylüyor. Şeyhülislam padişahın huzurundan çıktıktan sonra hayatımda böyle bir fıkıh imtihanı
geçirmedim diyor. Sen kimi neyle itham ediyorsun? Tarihi gerçeklerden haberin yok. Şunu oku rica ediyorum. Sultan Vahidettin kimdir? Adam Mabey'in başkatibi. Karılar gibi ağlıyorum diyor. Sultan Vahidettin kapıdan çıkınca saltanat şurasındaki manzaraya. Vatanımın felaketi karşısında karılar gibi ağlıyorum. Sultan Vahidettin'in dürüstlüğüne, namuskarlığına, vatanseverliğine burada 1000 tane delil var. Bunu suni devlet misal, yayınlamış. Bakın beyefendi, buna cevap misal, verin misal de ondan olmaz. Sonra konuşalım. Ona vereceğim cevap çok açık. Halkın değişi vardır. Sui misal misal olmaz. Kötü örnekleri örnek diye göstermek. Hangi misal? Aynı misal. Şu padişah kaçmış, olmaz. Şu kral hazineye kaçmış. O halk kaçmış, değişi de değildir. Mecelle kaidesidir. Aynıdır. Evet. Atasözüdür. Son cümlenizi alayım. Gelelim şeye. Son cümlenizi alayım. Kaçan hiçbir padişah, kaçan hiçbir yönetici tarih önünde, halkı önünde, vatan önünde kendini aklama şansına sahip değildir. Hele kaçmış olan o şahsiyet, yıllar boyu o ülkeye hakim olan işgalcilerin gemileriyle kaçmışsa, işgalcilerin ama gemileriyle İngilizlerin kaçtı. Hayır, öyle bir şey olmadı. Gitti. Enver Paşa kaçtı evet. Almanlarla. Hayır, Vahdettin'le şey, tabii Vahdettin'le kıyaslamayalım. Hiç kıyaslamayın. Efendim, hiç kıyaslamayın. Ki mecburi işgal altında İstanbul'dan yine, başka türlü yine aynı lafa geliyorum. Kim İstanbul'dan başka türlü çıkılmaz. Kınadığımdan söylemiyorum. Mustafa Kemal ulusal kurtuluş mücadelesi vermişlerdir. Vahdettin ise işbirlikçilik yapmıştır. İşbirlikçi olarak ulusal kurtuluşçulara saldırmıştır. Bayatlamış onlara yalanlar bunlar. Onlara karşı fetvalar çıkarttırmıştır. Onları azla vurulara saldırmıştır. Arkadan hançerlemiştir. Evet. Ve en nihayette İngiliz gemisiyle kaçmıştır. Eğer programı bitireceksek niçin bu tartışma Türkiye'de son dönemde fazla güncelleşti meselesine girmek istiyorum. Niçin? Bir cümleyle niçin? Ama. Şu çok önemli. Amerika'nın bütün dünyayı denetleme altına aldığı, bütün karşıt rejimleri işgal ettiği ve işbirlikçiliğin artık meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir dünyada yaşıyoruz. İşbirlikçiliğin bütün kamusal değerlerin yok pahasına satılmasının ve Amerikancılığın bu kadar prim yaptığı bir ortamda tarihten arka plan oluşturmak lazım ya, ve Vahdettin halkın %90'ına yakın Amerika'ya karşı yani bu biraz şey. Ama işte tam da hayır tam da işte halk %90'ı ile Amerika'na karşı olduğu için İşbirlikçiliğine karşı olduğu için kamusal mallarımızın yok pahasına dünya şirketlerine satıldığına karşı olduğu için bunu meşrulaştırmak lazım. Evet. Vahdettin'in şahsında biz aslında bunlardan işbirlikçiliğin meşru olduğunu, Vahdettin'in şahsında düşmanla işbirliği yapmanın meşru olduğu bilinci Türkiye halkına aşılanmaya çalışılıyor. O nedenle Vahdettin meselesi Bülent sadece Ecevit bu ateşi yaktı. Bülent Ecevit'in böyle bir niyeti olabilir mi? Bülent Ecevit söz konusu özelleştirmeci faaliyetin başlatıcısıdır. Bunu özellikle unutmamakta çok büyük yarar vardır. Ecevit haksızlık şunu etmeyin. Özellikle söylemekte yarar var. Bu noktada Ecevit haksızlık etmeyin. Vahdettin meselesi sadece bir tarih meselesi değil. Aynı zamanda günümüz dünyası ve günümüz Türkiye'sinde güncel bir meseledir. Evet. O nedenle siyaseten de sorgulanması lazım. Son cümlenizi alayım. Sultan Vahidettin hakkındaki ithamlar spekülasyondur. Rejim değişikliğinden doğmuş bir mecburiyetin eseridir. Ben bunu Cumhuriyet'in ilk yılları için makul kabul edebiliyorum. Ama 80 sene sonra aynı iddialarla devam etmeyi... O zaman tek partili rejimi devam ettirelim. Efendim, o mantığa gider çok bu. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Değerli seyirciler, görüldüğü gibi Sultan Vahdettin olayı, yakın tarih olayı, sadece Vahdettin değil, Sultan Abdülhamit de Kızıl Sultan Ulu Hakan ikilemesi bağlamında hep tartışılıyor, sorgulanıyor. Görüldüğü gibi devam edecek bu tartışma. Bugün başlamadı, bugün de bitmez, yarın da bitmez. Ama bunları tartışmak, konuşmak güzel şey. Gerçekten bunları Türkiye tartışmalı, konuşmalı.